Merhaba sevgili arkadaşlar sıfır temel matematik kampına devam ediyoruz 7. gündeyiz sevgili arkadaşlar bugün 7. günün son videosundayız yani ikinci dersindeyiz arkadaşlar ikinci videosundayız bu videoda arkadaşlar artık OBEB OKEK yani EBOB EKOK'a geçiş yapacağız. Sıfır matematikte bilmeniz gerekenleri size söyleyeceğim arkadaşlar. Elbette ki konu anlatımında bunları destekleyeceğiz. Hadi gelin birlikte bakalım neymiş bu EBOB EKOK ve asal çarpanlar. Sevgili arkadaşlar EBOB EKOK'a geçmeden önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi birer asal sayı olmak üzere e, herhangi bir sayıyı asal çarpanlarının üstleri biçiminde şeklinde asal çarpanlara ayrılıyorsa A'nın pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı üstler bir e, artırılarak çarpılır ve böyle bulunur. Üstlerin şöyle yazalım arkadaşlar. Üstlerin bir artırılıp çarpılmasıyla çarpılmasıyla bulunur. Çarpılmak. Hocam ne diyorsunuz ya? Çarpılacak mıyız bu konuda diyorsanız. Hayır çarpılmayacağız onları çarpacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben birkaç tane örnek vereyim. Mesela 12 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Tamam ilk önce asal çarpanlarına nasıl ayırıyoruz onu öğreteyim hatta boş bir sayfa açayım arkadaşlar size. Durun 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 durun. Mesela 12 sayısını dedi ki asal çarpanlarına ayıralım. Nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? 12'yi alıyorsunuz tamam mı? Şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Öyle koştur öyle koştur Basit bir şeydir ha. Gerçekten basit bir şey. 12'yi aldım. Şöyle bir çizgi çektim. 12'yi 2'ye bölünür. En küçük asal sayıdan başlıyorsunuz tamam mı? 2. 12'yi 2'ye böl. Valla 6. 6'yı 2'ye bölünüyor. 6'yı 2'ye böl. Valla 3. 3 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 3'ü 3'e böl. Valla 1. Değil mi arkadaşlar? Bakın 3'ü 3'e bölsek 1. Çok güzel. Şimdi e, demek ki 12'yi ben bu şekilde yazabilirim. Bakın 12 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 2 tane 2 var. 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde yazıyoruz. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Başka bir sayı daha düşünelim sevgili arkadaşlar. Mesela ne olsun? <laughs> Örneğin 72 olsun tamam mı? Bakalım 72'yi nasıl asal çarpanlarına yazacağız. 2 ile başladım. 72'yi 2'ye bölsek 36. 36'yı 2'ye böl 18 olur. 18'i 2'ye böl değil mi arkadaşlar? Bakın 18'i 2'ye bölsek 9 kere 2 18 tamam öyle yapın. 18'i 2'ye bölsek 9. 9 2'ye bölünmüyor. 9 3'e bölünüyor. 9'u 3'e bölsek 3 olur. 3'ü 3'e bölsek 1 olur. Dolayısıyla ben 72'yi nasıl yazacakmışım? Nasıl asal çarpanlarına ayıracakmışım? 3 tane 2 var. 2 üzeri 3 yazıyorum. 2 ee, tane 3 var. 3 üzeri 2 yazıyorum. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? şimdi böyle bilmeniz yeterli. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra ee, şey yapalım. Asıl meseleye geçelim. Mesela 120 sevgili arkadaşlar. 120'yi 2'ye böldüm hocam valla 60. 60'ı 2'ye bölsem valla 30. 30'u 2'ye bölsem valla hocam 15. Harikasın. 15 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 15'i 3'e bölsek 5 olur. 5 5'e bölünür. 5'i 5'e bölsek 1 olur. O zaman 120'yi şöyle asal çarpanlarına ayırıyorum. 120 2'nin küpükü değil mi? Yani aslında şöyledir arkadaşlar. Bakın 3 tane 2'nin çarpımı sonra bir tane 3 sonra bir tane 5. Aslında böyledir. Ama 3 tane 2'nin çarpımı 2'nin küpüdür. Onları ileride göreceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyoruz? 3 tane 2 var. 2 üzeri 3 yazıyoruz. Sonra bir tane 3 var. 3 yazıyoruz. Bir tane 5 var. 5 yazıyoruz. Buralara da 1 1 yazı. Gizli bir 1 var her zaman. Şimdi pozitif bölen sayısı nasıl bulunur sevgili arkadaşlar? Üstleri 1 artırarak çarpıyoruz. Bakın bu üssü 3 ya 1 artır 4 olur. Buradaki üs 1, 1 artır 2 olur. Buradaki üs 1 artır 2 olur değil mi? 1'i 1 bir artır 2 olur. Bunları çarpıyoruz. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 tane pozitif e, tam sayı böleni vardır. Ya bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi pozitif bölenler, pozitif bölenler burada hızlı bir şekilde değinelim. Zaten konu anlatımında bunları çok böyle uzun uzun anlatacağımız için şimdilik hani bilmeniz gerekenleri söylüyorum. Hani işin mantığını kavramak istiyorsanız mesela 12'nin kaç tane pozitif böleni var? Bunu manuel olarak yapalım. 12'yi bölen sayılar. 12'nin bölü bölündüğü sayılar. 1 12'yi böler, 2 12'yi böler, 3 12'yi böler, 4 12'yi tam böler, 5 12'yi böler mi? Bölmez arkadaşlar. Mesela 12 5'e bölünmez. Değil mi arkadaşlar? Güzel. 12 6'ya bölünür. 12'ye 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez. 12 bir de 12'ye bölünür. Yani 12'nin bütün pozitif bölenlerini yazdım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 tane var. Bunu şöyle de yapabiliriz sevgili arkadaşlar. 12'yi asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Daha sonra 12'yi alıyorum. Asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'nin karesi değil mi arkadaşlar? 2 tane 2 var. 2'nin karesi bir tane 3 var. 3 üzeri 1. Sonra üsleri 1 artırıyorum. Bu üssü 1 artırın. 2'yi 1 artırın. 3 oluyor. Buradaki üssü 1 artıracağım. 1'i 1 artır 2 olur. 3 kere 2 6. Ah. Şöyle manuel olarak tek tek bulmak yerine pratik yoldan mı yapıyoruz. Çünkü birazdan 360 için diyeceğiz. 360 için tek 1'e bölünüyor mu? 2'ye bölünüyor mu? 3'e bölünüyor mu? Bunları tek tek yazmak zordur. Ama e, herifler ne yapmış? Demiş ki bak fazla düşünme. Ben sana pratik yolu vermişim. Şimdi gelin buraya arkadaşlar. Diyor ki 360 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulunuz diyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? 360'ı asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. Tamam mı? Aa, aha. kendimize alıyoruz. 360'ı güzel bir şekilde 3 e, asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölsek 180 yani 360'ın yarısı 180. 180'i 2'ye bölsek 90 olur. 180'in yarısı 90. 90'ın yarısı 45'tir. 45 e, 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünüyor. 45'i 3'e bölsek 15 olur. Değil mi arkadaşlar? Bakın 45'i 3'e bölsek 1 kere 3 3 çıkarttım 15. 5 kere 3 15 kalan 0. Yani ne oluyormuş? 15. Demek ki 45'i 3'e bölsek 15 oluyor. 15'i 3'e bölsek 5 olur. Bu şekilde yapın eğer zorlanıyorsanız. 5'i 5'e bölsek 1 olur. He, o zaman 360'ı ben asıl, nasıl asal çarpanlarına ayıracağım? Bakın 3 tane 2 var. 2 üzeri 3 yazacağım demek ki. 2 tane 3 var. Yani 3'ün karesini yazacağım. Bir tane de 5 var. Yani 5 üzeri 1 yazacağım. Böylelikle 360'ı asal çarpanlarına ayırdım. 360'ın asal çarpanları nelerdir deyse 2'dir, 3'tür, 5'tir. 3 tane asal çarpanı var. Güzel. Şimdi Mesela pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını soruyorsa üstleri 1 artırarak çarpıyoruz. Bunu 1 artır 4 olur. Buradaki üst 2'dir. 1 artırsak 3 olur. Buradaki üst 1'dir. 1 artırsak 2 olur. 4 kere 3 12 çarpı 2 24. 24 tane pozitif tam sayı böleni var. Negatif tam sayı bölenlerin sayısı da 24 tane olur arkadaşlar. Bir sayının kaç tane pozitif böleni varsa o kadar negatif böleni var. Mesela burada 12'nin kaç tane pozitif böleni var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Eksi 1 de 12'yi böler. Eksi 2 de 12'yi böler. Eksi 3 de 12'yi böler. Eksi 4 de 12'yi böler. Eksi 6 de 12'yi böler. Eksi 12'de 12 de 12'yi böler. Yani 6 tane pozitif böleni varsa 6 tane de negatif böleni var. Tamam sevgili arkadaşlar? Güzel. Dolayısıyla 360'ın 24 tane pozitif böleni varsa 24 tane de negatif böleni var. Tüm tam sayı bölenlerin sayısı da 24 tane pozitif böleni var. 24 tane de negatif böleni var. 24 artı 24. 48 tane de <laughs> tam sayı böleni var. Tam sayı deyince ne? hem artılar hem de eksiler. Değil mi? Tam sayı doğrusunu hatırlayın. Arkadaşlar bir de şunları yani sizde sıfır matematikte bilmeniz gerekenleri söylüyorum. O ve tanımını bilin en azından. İki ya da daha fazla doğal sayının her birini aynı anda kalansız bölen sayıların en büyüğüne bu sayıların ebobları denir arkadaşlar. Ebob. En büyük ortak bölen diye okunur. İki ya da daha fazla doğal sayının her birinin katı olan en küçük doğal sayıya bu sayıların ekoku denir sevgili arkadaşlar. En küçük ortak kat. Şimdi 18 ve 24. Yani sıfır matematikte arkadaşlar bunları bilmeniz yeterli. Bakın OBEBOKEK, EBOBEHUK ile ilgili uzun zamandır soru gelmiyor. Yani çok böyle detaylı bilmenize gerek yok. Sadece tanımını bilmenize, e, e, bilmeniz yeterli şimdilik arkadaşlar. 18 ile 24'ün EBOB ve EKOK'larını bulalım. Arkadaşlar bakın 18 ve 24'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. Her ikisi de neye bölünüyor? 2'ye bölünüyor. 18'i 2'ye bölsem 9 olur. 24'ü 2'ye bölsem 12 olur. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır. Buna aferin diyorum. Niye aferin diyorum? Çünkü iki her ikisini de aynı anda böldü. Tamam çok güzel. Bu güzel bir başarı. Sonra ikiye bölünenler var. Bakın ikiye. 9 ikiye bölünmediği için aynı şekilde aşağıda yazıyorum. Ama 12'yi ikiye bölsek 6 olur. Buna aferin var mı? Hayır. Neden? Çünkü bu her ikisini aynı anda bölmedi. Tekrar ikiye bölüyorum. 9 ikiye bölünmediği için aynı şekilde yazıyorum. 6'yı 2'ye bölsek 3 olur. Buna aferin var mı? Hayır. Aferin yok çünkü her ikisini aynı anda bölmedi. Bu artık 2 ile işimiz bitti çünkü 2'ye bölünenler yok. 3'e bölünsünler. 9'u 3'e bölsek 3 olur. 3'ü 3'e bölsek 1 olur. Buna aferin diyoruz çünkü bu her ikisini aynı anda böldü. Anladık mı? Çok güzel. Sonra 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Bu zaten 1 olmuştu. Bunu 3'ü 3'e bölsek 1 olur. 1'de duruyoruz. Aferin alanları çarptığımızda OBEB'i buluyoruz. Yani EBOB'u buluyoruz. Yani 2 var 3 var. 2 kere 3 6. Bunların EBOB'ları 6'dır diyoruz. Hepsinin çarpımı da EKOK'tur. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 24 çarpı 3 72 arkadaşlar. Bunların EKOK'larıdır diyoruz. EBOB ne demek arkadaşlar? Bu ikisini aynı anda yani bu ikisini aynı anda bölen en büyük sayı. Ekok ne? Bu ikisinin katlarıdır. Gerçekten 72 hem bunun katıdır hem de bunun katıdır ve en küçük katıdır. Bu şekilde yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şurayı so e silerim bakalım. Arkadaşlar A ve B aralarında asal iki sayıysa bunların EBOBları her zaman bir oluyor. Ekokları da bunların çarpımı oluyor sevgili arkadaşlar. A çarpı B. Gerçekten bir örnekle e bakalım gerçekten öyle oluyor mu? Mesela aralarında asal iki tane sayı söyleyin bana. Vallahi hocam 4 ve 5. Harikasın. Bunların EBOB ve EKOKlarını bulalım. Arkadaşlar bir kere ikiye bölsem buna iki oldu. Bu ikiye bölünmediği için aynı şekilde yazıyorum. Buna aferin yok. Ondan sonra ikiye bölüyorum. Bu bir. Burası beş. İkiye bölünmediği için aynı şekilde. Buna da aferin yok. Her ikisini aynı anda bölmedi. 5'e böldüm. Bir oldu. Bakın arkadaşlar hiç e, ortak bölen olmadığı için en büyük ortak bölenleri 1'dir. Yani EBOB'ları 1 oluyor. EKOK'ları da 2 kere 2 4 4 kere 5 20 oluyor değil mi arkadaşlar? 4 4 ile 5'in çarpımı 20. Yani 4 ve 5 yazsak buraya 4 ile 5 aralarında asal olduğu için OBEB'leri 1 oldu. 4 ve 5 yazsak buraya EKOK'ları da 4 kere 5 bakın burası 20 oldu değil mi? Hepsini çarptığımızda 20 oluyor. Hocam bunu çok anlamadım abi. Çok da önemli değil. Bırak gitsin. iki İki sayının EBOB ve EKOK'larının çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir arkadaşlar. İki sayı bakın aynı iki sayı varsa A B A B bunların EBOB ve EKOK'ların çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Şimdilik bunları genel kültür bile olarak bilirseniz yeterli arkadaşlar konu anlatımında bunları mükemmel anlayacağız. 330 sayısının en büyük asal çarpanını bulunuz. Arkadaşlar 330'u diyor ki asal çarpanlarına ayır. Hadi ayıralım. 2'ye bölsek e, ee, ne oluyor? P'yi. 330'u valla 2'ye böleceğiz. Bey, 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 bey. E, ee, bir kere 2, 2 çıkarttım. 13, 6 kere 2, 12 çıkarttım. 1, bir, bir de 0'ı indirdim. 5 kere 2, 10 kalan 0. 165'miş. 330'u 2'ye bölsek 165 oluyor. 165'i 2'ye e, bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Rakamları toplamı 12 valla 3'e bölünüyor. 165'i 3'e bölelim bakalım kaç olacak? 5 kere 3 15 çıkarttık. Burası 15 oldu. 5'i de indirdim. 5 kere 3 15 kalan 0 oldu. Yani 55 çıktı. Demek ki 165'i 3'e bölsek sonuç 55 oluyor. 55 3'e bölünmüyor ama 5'e bölünüyor arkadaşlar. 55'i 5'e bölsek 11 olur. Onu yaparsanız yani bu şekilde yapın eğer sıkıntı yaşıyorsanız. 11'i 11'e bölsek 1 olur. O zaman 360'ın asal çarpan 330 pardon 330'ü asal çarpanlarını ayırırsak bir tane 2 var bir tane 3 var, bir tane 5 var, bir tane 11 var. Üzerlerine bir yazmama gerek kalmadı arkadaşlar. Gerek yok yani onu gerek yok. Şimdi ee, en küçük asal çarpan asal demek ki 330'un asal bölenleri nedir? 2'dir, 3'tür, 5'tir, 11'dir. Zaten burada da görüyorsunuz, burada da görüyorsunuz. En büyük asal çarpanını bulun diyor. En büyük asal çarpanı 11'dir diyoruz ve geçiyoruz. X bir doğal sayı olmak üzere 90 bölü X kesirini tam sayı yapan kaç farklı X değeri var? Şimdi buranın tam sayı olması için sevgili arkadaşlar 90'ın x'e tam bölünmesi lazım. Mesela x yerine 1 yazarsak 90 bölü 1 90'dır yani tam sayı çıktı. x yerine 2 yazarsak 90 bölü 2 45 tam sayı oluyor. x yerine 3 yazsak mesela 90 bölü 3 30'dur tam sayı oluyor. Ama örneğin x yerine 4 yazarsak 90 bölü 4 tam çıkmıyor arkadaşlar tam bölünmüyor. O zaman biz burada neyi arıyoruz? bu kesrin tam sayı olmasını istiyorsak sevgili arkadaşlar 90'ın x'e tam bölünmesini isteyeceğiz. Yani x'e x'i öyle bir seçeceğiz ki bu x 90'ı tam bölecek. Başka bir deyişle 90 x'e tam bölünecek. O zaman arkadaşlar bu 90'ın kaç tane pozitif böleni var onu bulalım tamam mı? Yani 90'ı bölen kaç tane pozitif bölen var? Ne yapıyoruz? asal çarpanlarını ayırıp asal çarpanın üstlerini bir artırıp çarparak pozitif bölen sayısını bulabiliriz. 90'ı asal çarpanlarına ayırıyorum. 90'ı 2'ye böldüm. 45. 45 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 45'i 3'e böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Şimdi 90'ı asal çarpanlarına ayırdığımız vakit 2 üzeri 1 geliyor dikkat ederseniz. 2 tane 3 olduğu için 3 üzeri 1 yazacağız. 1 tane 5 olduğu için 5 üzeri 1 yazacağız. Üstleri 1 artırarak çarpıyorum. Pardon 3 üzeri 2 yazacağız. Özür diliyorum arkadaşlar. 3 üzeri 2 var. Üstleri 1 artır. Bunu 1 artır. Valla 2. Buradaki üs 2'dir. 1 artır vala 3. Buradaki üs 1'dir. 1 artır vala 2. 2 kere 3 6 6 kere 2 12. He 90'ın 12 tane 12 tane pozitif böleni var arkadaşlar. Şimdi kesrini tam sayı yapan diyor arkadaşlar. Şimdi 90'ın 12 tane 12 tane pozitif böleni var. Pozitif böleni var. 12 tane de 12 tane de negatif böleni var. O zaman toplam kaç tane tam sayı böleni var arkadaşlar? Bunların toplamı kadar değil mi? Bunu da demin yapmıştık arkadaşlar. Bakın tam sayı bölenlerini bulurken hepsini topluyorduk. Güzel. O zaman e, x yerine demek ki buraya 12 tane pozitif sayı yazabiliriz. Yani kısacası arkadaşlar 90'ı 12 tane pozitif böleni var. 90'ın 12 tane pozitif böleni var. Yani x yerine 12 tane pozitif tam bölen yazabiliriz. E 12 tane de negatif tam bölen yazabiliriz. Tam sayı dediği için tam sayı arkadaşlar işin içinde x'ler de var artılar da var. Dolayısıyla 12 artı 12 24 tane tam sayı yazabiliriz. Yani bu 90'ın 24 tane tam sayı böleni olduğu için bu kesri tam sayı olması için burada x yerine 24 tane tam sayı yazabiliriz. Cevabımız 24'tür arkadaşlar. Bu şekilde bilin yeterli. Evet sevgili arkadaşlar şimdi buraya geldik. Arkadaşlar bu örnekler size biraz zor gelebilir. Bakın sıfır matematikçiler lütfen bırakmayın. Sonuna kadar mücadelenizi verin. Emin olun pişman olmayacaksınız. X pozitif bir tam sayı olmak üzere 90 çarpı x sayısı bir doğal sayının karesidir diyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi 90'ı hemen asal çarpanlarına ayırıyoruz. Hatta yukarıda asal çarpanlarına ayırdık arkadaşlar. Bir daha yapmayalım. 90'ı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman bakın burada var zaten. 2 üzeri 1, 3'ün karesi 5 üzeri 1 geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 90'ı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 geliyor Şimdi bunu x ile çarptığımız zaman tam kare olacak. Tam kare derken hepsinin üstünde 2, 2, 2, 2 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bunu yani eğer anlamıyorsanız da üstü sayılarda mükemmel anlayacaksınız. x yerine ne yazacağım? Bir kere x yerine arkadaşlar bir tane 2 yazmak zorundayım. 2 üzeri 1 yazmak zorundayım. 2 üzeri 2 gelsin diye. 3'ün karesi zaten var. Yani bu zaten tam karedir. 5 üzeri 1 yazmam lazım bir de. 5 üzeri 1 yazmam lazım. Neden? Çünkü bunu yazdığımız zaman arkadaşlar bakın 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 1'in çarpımı 2'nin karesi olacak. 3'ün karesi zaten var. 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 1'i çarptığınız zaman 5'in karesi oluyor. Dolayısıyla burası tam kare oluyor. Bir sayının karesi oluyor. Bunu ileride göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz. E, ta, e, tek üs halinde tabanları çarpabiliyoruz. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30, 30'un karesi. Yani bir sayının karesi oluyor. Dolayısıyla ben x yerine ne yazacakmışım arkadaşlar? x yerine 2 çarpı 5 yazacak. Yani 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 yazacakmış. Yani x yerine 2 kere 5 30 yazacakmış. Zaten diyor ki x'in alabileceği en küçük değer kaçtır? 30'dur diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada bir sayı var. Ne yapmış? Asal çarpanların üstleri biçiminde yazılmış. Diyor ki bu sayının pozitif tam sayı bölenlerin sayısı 48 olduğuna göre x kaçtır? E pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Hocam üstleri 1 artırarak çarpıyoruz. Harikasın. O zaman arkadaşlar şuradaki üssü 1 artıracağım. Şuradaki bir üssü de 1 artırıp çarpacağım. Yani x artı 1'e buraya bir 1 e eklersem ne olur? x artı 3 olur bu değil mi? x artı 3 çarpı bir de bunu 1 artıracağım. Buradaki üssü 1 artıracağım. Bunu ne yapacağım? 1 artıracağım. 2x artı 1'e 1, e 1 e eklersem 2x artı 2 olur. 2x artı 2 olur. Bunların çarpımı yani şu an ne yaptım? üstleri bir arttırarak çarptım. Ne yap? Neyi buldum? Pozitif bölen sayısını buldum. E onu da bize vermiş Allah razı olsun. 48 olarak bize vermiş. Buna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Bunlara çok fazla girme. Yani bu şekilde bunu bırakabilirsiniz. Yani konu anlatımında bunları öğreneceksiniz arkadaşlar. Yine de hızlı bir şekilde çözmeye çalışın. Kalkıp da bunu dağıtmayın. Gerek yok arkadaşlar. E değer verin. Mesela ben olsam değer. 1 olsa versem oluyor mu? 1 3 daha 4 oluyor. 2 2 daha 4 4 kere 4 16 olmadı. Sonra 2 desek bu 5 olur zaten olmaz. 3 desek sanki olacak gibi. X'e 3 dersek bu acaba X 3 mü? Deniyorum. 3 3 daha 6. 2 kere 3 6. X yerine 3 yazıyorum. 2 kere 3 6. 2 daha 8. Valla oldu. 6 kere 8 48. Bu şekilde öğrenin gitsin. Yani X 3'müş demek ki güzel. Diyor ki. 12, 15, 18 ile aynı anda bölünebilen kaç tane 3 basamaklı doğal sayı vardır? Şimdi arkadaşlar bu 3 sayıya da bölünebilen sayı bunların katı olur. Öyle değil mi? Bakın tekrar ediyorum. Bu 3 sayıya da hem 12'ye bölünen hem 15'e bölünen hem de 18'e bölünen bir sayı bu üçünün de ortak katı olur. Yani okekleri ok olur. O zaman bunların ekoklarını bul diyor ilk önce. Okek, ok, ekok. Ne, hoşunuza ne gidiyorsa onu yazın. Hevallah. Arkadaşlar ne yapıyorum? 12, 15 ve 18'i yan yana yazıyorum. Niye? Ekoklarını bulmaya çalışacağım. E, bu arada şunu söyleyeyim. Buradaki örnekleri çok anlamıyorsanız ya da size bunaltıcı geliyorsa o be özellikle arkadaşlar. Çok da kafaya takmayın. Yazın, geçin. Tamam mı? Benimle yazın, anlamaya çalışın. Yazın, elinizden geleni yapın, geçin. Çok böyle inanılmaz böyle irdelemenize gerek yok. Çünkü konu anlatımında bunları çok detaylı göreceğiz. Bu üç sayının ek nasıl bulunur arkadaşlar? Asal çarpanlarına ayıracağız. Nasıl? 2'ye böldüm. 12'yi 2'ye böl 6. 15'i 2'ye böl. Bölünmediği için yazıyorum. 18'i 2'ye böl 9. Hala 2'ye bölünenler var. 6'yı 2'ye bölsem 3 olur. 15 2'ye bölünmüyorsa yani 2'ye bölünmüyorsa aynı şekilde yazıyorsunuz. 9 2'ye bölünmüyor mesela aynı şekilde yazıyorum. 2'ye bölünenler yok artık. 3'e bölüyorum. 3'ü 3'e bölsem 1 olur. 15'i 3'e bölsem 5 olur. 9'u 3'e bölsem 3 olur. Hala 3 var. Bir, bu zaten 1 artı. Bundan kurtuldunuz. 5'i 3'e bölünmediği için 5 olduğu gibi yazılır. 3'ü 3'e böldüm 1 oldu. Bundan da kurtuldunuz. Bu kaldı. 5'e bölsem 1 olur. Hepsini çarpıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 3 36. 36 çarpı 5 180. Hmm. O zaman bunların ekoku kaçmış arkadaşlar? 180'miş. Yani 180, bakın diyor ki bu sayılar ile aynı anda bölünebilen 180 gerçekten hem buna bölünüyor, hem buna bölünüyor, hem buna bölünüyor. Arkadaşlar 180 bunların üçüne de bölünüyorsa 180'in katları da bunlara bölünür, tamam mı? Mesela 180'in yani 180 k diyelim, 180 her iki, üçüne bölünebiliyorsa o zaman 180'in katları da üçüne bölünür. Başka bir deyişle 180 bu üç sayının katıysa 180'in katları da bunların katı olur. Dolayısıyla kaya 1 dersek 180 oluyor. Kaya 2 dersek 180 çarpı 2 360. 360 da 3'ünün katıdır. Kaya 3 dersek 180 çarpı 3 540 540 da bu yüz sayının katıdır. Kaya 4 dersek 180 çarpı 4 720 720 de gerçekten her üçüne de bölünebiliyor üçünün katıdır. Kaya 5 dersek 5 kere 180 900 arkadaşlar bunu hesaplarsınız. Kaya 6 dersek 1080 olur 4 basamaklı olur. Bana diyor ki kaç tane 3 basamaklı sayı var? Bunu siliyoruz. 1 2 3 4 5 gördüğünüz üzere. 5 tane 3 basamaklı sayı var ki arkadaşlar bu üçüne de aynı anda bölünüyor. Şimdi buraya geldik sevgili arkadaşlar. Sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? Bakın neyi soruyor bizden arkadaşlar? Ortak bölenlerinin en büyüğü. Bunları birleştirin bakalım. O BEP. O BEP soruyor. He valla. O BEP'lerini soruyor. Bunun, bunların O BEP'lerini hemen şöyle bulacağız arkadaşlar. 85. Düz çizgimi çekiyorum kendime. OBE. Bu sefer okek okay olmadığı için dikkatli olacağım. Çünkü aferin alanlar olacak. Şimdi üçü de 2'ye bölün. Bazıları 2'ye bölünüyor. Mesela 40'ı 2'ye böldüm. E ne oldu? 20 oldu. 60'ı 2'ye böldüm. 30 oldu. 85 2'ye bölünmediği için aynı şekilde yazıyorum. Buna aferin yok. Çünkü 3'ünü aynı anda bölmedi. 2'ye böl. 10. Bunu 2'ye böl. 15. 2'ye bölünmediği için aynı şekilde yazıyorum. 2'ye böl. 5 bunu 2'ye bölünmediği için aynı şekilde yazıyorum. 2'ye bölünmediği için aynı şekilde yazıyorum. Bunlara aferin yok çünkü üçünü aynı anda bölmediler. Bakın burada 5 e, yani 3 ile de başlayabilirsiniz ama 5 fark etmiyor arkadaşlar. Ya da 3 ile başlayalım ya da 5 ile başlayalım fark etmez. 5'i 5'e böl 1 15'i 5'e böl 3 85'i 5'e böl 17. Değil mi arkadaşlar? Bakın 85'i 5'e bölsem 17. Buna aferin diyorum çünkü 3'ünü de aynı anda böldü. Sonra 3'e bölünenler var. 1 yapar buraya. Bura 17 aynı şekilde yazacağız. 17'ye böldüm 1. Obep sorduğu için arkadaşlar sadece bir tane 5 var. Dolayısıyla bunların ebobları ya da obep'leri artık hangisini kullanıyorsanız 5'tir diyoruz ve geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya geldik. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre x yerine gelebilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ne anlama geliyor? 48 x'e tam bölünüyor. 42 de x'e tam bölünüyor. Hmm. kalan 0 yani. Demek ki arkadaşlar x 28'i tam bölüyor x 42'yi de tam bölünüyor bölüyor. Yani o zaman x ne olacak Hem 28 hem de 42'yi tam bölen bir sayı olacak Yani 48 ve e, 20, 28 ve 42'nin ortak böleni olacak O beten bahsediyor sevgili arkadaşlar O EBOB tamam mı Hemen bunların EBOB'larını bulacağız. Ben e, o bebe alıştığım için OBEB diyorum Siz EBOB'da diyebilirsiniz. Şimdi EBOB'larını bulalım. Ne demek istediğimi de anlatacağım arkadaşlar. 2'ye böldüm. Burası 14. Bunu 2'ye böldüm. 21. Bunu aferin diyorum. 2'ye böldüm. 7. 21'i 2'ye bölünmediği için 21'i yazdık. Sana aferin yok. Ee, 3'e böl. 7. 3'e bölünmediği için aynı yazdım. 21'i 3'e böldüm. 7. Sana da aferin yok. Çünkü sen şunu bölmedin. 7, 1, 1 değil mi? 7'ye bölsem 1, 1 sana aferin var. 2 kere 7, 14. Bunların obepleri neymiş? 14'miş. Gerçekten bakın x yerine 14 yazarsanız, x yerine 14 yazarsanız 28, 14'e tam bölünüyor. Kalan 0 olacak. 2 kere 14, 28, kalan 0. 3 kere 14, 42, kalan 0 tam oluyor. Yani 42 de 14'e tam bölünüyor. Buna göre x yerine gelebilecek en büyük doğal sayı nedir? 42'dir. Cevabımız şey pardon 14'tür. X yerine gelebilecek en büyük doğal sayı 42'dir diyoruz ve bu örneği de bu şekilde çözdük sevgili arkadaşlar devam ediyoruz sevgili arkadaşlar devam ediyoruz dediğim gibi arkadaşlar o beboke konusu başlangıçta öğrencileri çok bunaltıyor hocam anlamadım havada kaldı ezber oldu bilmem ne hiç sıkıntı tüne devam ki ke. kesinlikle kafaya takma böyle şeyleri benimle birlikte yaz geç emin ol 3 ay sonra 2 ay sonra diyeceksin ki böyle bu muymuş he Yukarıdaki bölme işlemlerine göre a yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi ilk önce bir mantığını anlamaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Ayı 5'e bölmüş kalan 4, ayı 6'ya bölmüş kalan 5, ayı 15'e bölmüş kalan 14. Bu nedir? Şimdi a yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi aslında konu anlatımında biz bu örnekleri çözüyoruz arkadaşlar. Yine de buraya koymuşuz hani aşina olun diye. Buraya x diyelim, buraya y diyelim, buraya da z diyelim. Şimdi a eşittir 5x artı 4 değil mi arkadaşlar? Bakın a eşittir 5x artı 4. Aynı zamanda a neye eşittir? a neye eşittir? 6y artı 5. İsterseniz tek tek yazalım. Yani buradaki bölme işlemine göre bölmenin kurallarını biliyoruz. 5x artı 4. Tamam. Buradaki bölmenin kurallarına göre a eşittir 6y artı 5. 6y artı 5. Buradaki bölmenin kurallarına göre a eşittir 15 z artı 14 değil mi? Böyle bunu çarpıp topluyorduk. 15 15 z artı 14. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. Bakın ee, şöyle düşünün. A artı 1 yani ben buraya 1 buraya 1 eklersem yapabilir miyim? Eşitliğin her tarafına aynı şeyi ekleyebilirim. Dolayısıyla A artı 1'e dikkat edin arkadaşlar. Bakın A artı 1'e dikkat edin. 4 1 daha 5. Burayı 5 yapıyor. Değil mi? Evet. Buraya bir, buraya bir ekliyorum. Hocam anlamıyorum. Çok da önemli değil abi. Hiç sıkıntı değil. Valla. A artı bir. Tamam buraya A artı bir yazıyoruz. Beş bir daha altı. Buraya da altı yazıyoruz. Buraya da bir, buraya da bir ekliyorum. Tamam mı? Burası ne oldu? A artı bir oldu. On dörde bir ekle. Burası da 15 oldu. Şimdi ben görüyorum ki A artı bir sayısı. Bakın A artı bir sayısı. A artı bir sayısı. Hem beşin katı, hem altının katı, hem de 15'in katıdır. 5, 6 ve 15'in katıdır. Katı. O zaman o kek, 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 kat, kek, kat. <laughs> o keklerine bakacaksınız. Hemen şunların o keklerine bakıyorsunuz. 5, 6, 15'in o keki. Ee, o kek olduğu için aferinlerle işimiz yok. Direkt düz mantık. Mesela 3'e böl ya da 5'e böl gitsin. Ya da 2'ye böl abi. 5, <laughs> 2'ye bölmediği için 5. 6'yı 2'ye böl 3. 15'i 2'ye bölünmediği için aynı şekilde yazıyoruz. 2'ye bölünenler yok. 3'e böl. 5 3'e bölünmüyor. 5 3 3'ü bölünür. 1 15'i 3'e bölsek 5. 5'e böl. Burası 1 burası 1 oldu. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Yani o kekleri 30 mu? O zaman diyoruz ki A artı 1 30'un katıdır. Yani 30 olabilir mesela. Tamam mı? Çünkü 30 bunların katıdır. E bunu bu tarafa atın. A ne çıktı? 30'dan 1 çıkar. 29. Gerçekten A yerine 29 yazsak sağlar mı? Hocam direkt değer vererek bulamaz mıydım? Ama öyle de bulabilirsin. Yani bunalıma koyma kendini. Ben senden onu istiyorum. A yerine 29 yazdığımızda çıkıyor zaten. Bak 29, 29. Mesela 29 yaz. 5 kere 5, 25. 29'dan 25 çıkar. 4 sağlıyor. Burası oluyor mu acaba 29 yazarsak? 4 kere 6, 24. 29'dan 24 çıkar. 5. beyval oldu. E, buraya bir kere 15, 15. 29'dan 15 çıkar. 14 valla oldu. He valla. Demek ki A yerine yazılabilecek en küçük sayı 29'dur. Hocam anlamadım. Vallahi çok önemli değil. Şeyde, konu anlatımında bunları seni filozof edeceğim. Sadece benden senden istediğim şey şudur. Obeb, o bep o kekin tanımını bil. O bep nasıl hesaplanır? O kek nasıl hesaplanır? Bunları bil. Asal çarpanlara nasıl ayrılır? Bunları bil. Yeterli. X veya ardışık iki doğal sayıdır diyor arkadaşlar. Ardışık sayıların o ekokları çarpımlarıdır. Tamam arkadaşlar? Yani burada aslında x çarpı y eşittir 510'dur diyor. Bir notumuz vardı ya ardışık sayıların ekokları bu sayıların çarpımıdır. x ve y ardışıksa aralarında asal oluyor. Aralarında asal olduğu için bunların ekokları bu sayıların çarpımıdır. Yani aslında ekok x demek x çarpı y demek. Yani x çarpı y eşit 510'dur demek istiyor tamam mı? Artık buraya bakmayacağız. Diyeceğiz ki x çarpı y 510'dur. Güzel. Şimdi buraya göre x artıya kaçtır. Arkadaşlar burada da zaten biliyorsunuz rasyonel sayılarda bu, buyla bunu çarpıyorduk. Hatırladınız mı? Evet. Bununla da ne yapıyorduk? Topluyorduk. Hatırladınız valla. He valla. O zaman yazıyoruz. Payda zaten x. 90'ı yazıyoruz. Artı x çarpı y. Buraya da x çarpı y yazıyoruz. D'ye eşitmiş. 40'a eşitmiş. Ya e adam Allah razı olsun. x çarpı y yerine 510 yaz diyor. x çarpı y'yi siliyorum. Yerine 510 yazıyorum. Sonra içler çarpımını yapıyorum. Tamam mı? 40 çarpı x vallahi 40 x. 40 x eşittir. 510 da 90'ın toplamı 600 oluyor. Her iki tarafını 40'a bölerek x'i buluyorum. Eyvallah. Bunlar gitti. x eşittir. Bu sıfırları sadeleştir. 60'ı 4'e bölsek 15 mi olur? Evet. x'i 15 bulduk. E, x 15 ise bakın x'i bulduk. 15 eyvallah ama peki y kaçtır diye soracak olursanız. Vallahi arkadaşlar x 15 ise gidiyorum. x yerine 15 yazıyorum. Yani buraya 15 yazarsam y'yi de bulurum. E valla. 15'i neyle çarpsak 510 olur? Valla bilmiyorum. O zaman her iki tarafını 15'e böleceğiz ki y'yi yalnız bırakalım. Çünkü x'i 15 bulduk. Çok güzel. Y eşittir. 510'u 15'e bölsek bakalım kaç olacak? 510'u 15'e bölüyorum. 3 kere 15 45 desek şurası 11'den 6 60 4 34 oluyor arkadaşlar yaparsınız. Bakın 4 kere 15 60 kalan 0 oluyor. Yani 34. Y de 34'miş. Y yerine de 34 yazıyorum. Bunların toplamı kaç oldu? 15 ile 34'ün toplamı 9, 60, 49 mu? Evet 49 oldu sevgili arkadaşlar. Cevabımız 49. Hocam son 2-3 örneği ben çok anlamadım. Ya sana yemin ediyorum bak sana yemin ediyorum. Çok da önemi yok. Eyvallah sana döneyim. Senden istediğim şudur. Asal çarpanlarına nasıl ayrılır? Asal çarpan ne demek? Pozitif bölen sayısı nasıl bulunur? Özellikle o 12 örneği neden böyle yaptık? Onları öğren. EBOB nasıl hesaplanır? ECOG nasıl hesaplanır? Bunları senden bunları istiyorum ha. Bunları bil yeter. Eyvallah. Ben yine kanter içinde kaldım. Sen de videoyu beğeniyorsun. Valla kanala da abone oluyorsun. Valla bir tane de yorum yazıyorsun. Ondan sonra bugün pey 7. günü bitirdik ha. 8. günde mükemmel bir şekilde. O bebo kekin o zımbırtı sıkıcık tarafı kaldı. Orayı da bitirdik mi? Asıl temel su şimdi başlayacak basit eşitler, mutlak değer, efendim söyleyeyim üstü sayılar, köklü sayılar çarpanlara ayırma. Orada çok güzel bir temel atacağız. Sonra senle konu anlatımına başlayacağız. Abi seni filozof edeceğim, filozof. Sen bu sınavı var ya tarımar edersin. Sınava girdiğinde sınav senden korkacak. Eyvallah. Kendine çok iyi bak. Videoyu beğenmeyi unutma. Ee, Sekinci 8. günde görüşmek üzere. Hoşça kal